Konuşmanız gereken kişi ben değilim maalesef. Onunla annesi gibi nasıl ilgilendiğinizi çok iyi biliyorum. Ama siz böyle bir şey nasıl bilebilirsiniz ki? Çünkü bir süredir Ali ve etrafındaki herkesi takip ettiriyorum. Ama lütfen bu aramızda kalsın, olur mu? Yani kötü bir niyetim yok. Her şeyi oğlum için yaptım. Anlıyorum. Ama benim elimden bir şey gelmez. Üzgünüm. Siz bana yardım etmezseniz o evde bana kimse yardım etmez. Bakın inanın kötü bir niyetim yok. Ben sadece oğlumu görmek istiyorum. Bu meseleye konuşmanız için doğru kişi ben değilim. Ali'yi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Hatta eve ilk geldiğim gün onu nasıl koruduğunuzu gördüm. Hastanede de hep annesi gibi başında durdunuz. Bunu sadece kendim için istemiyorum yani. Onun için de istiyorum. Dediğim gibi ben bu meseleye karışamam. Hiç olmazsa 5 dakikanızı ayırın bana. Lütfen. O adam nasıl hala burada durabiliyor? İnsanda biraz arş, biraz insan olur. Bu kadar yüzsüzlük çok fazla. O kıza söyle, sınırını aşmasın. Haddini bilsin. Bu meseleyi ben halledeceğim. İyiyim. Korkuttun bizi. Hira ablam nerede? Gitti mi? Dışarıda. Çağırır mısın? O da gelsin. Tamam. Doktorla konuşmaya gideceğim. Onu da alır gelirim. Sen dinlen şimdi. Derdin ne senin? Söyle. Ya nereye gittiğini sanıyorsun ya? Bırakır mısınız kolumu? Ya kaçabileceğini mi zannettin ha? Bakın hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil. Bırakın gideyim. Bunun hesabını vereceksin. Bırakır mısınız kolumu? Cevap ver bana. İyi misin? Tamam, geçti, buradayım. Geçti, korkma. Geçti. Sadece şunu bil ki ne yapıyorsan bizim için yapıyorum. Nurşu Atkın. Bu Atkın'ın aynısını gittiğim inşaat şirketinde de gördüm. Olabilir. Başka birinde de aynısı vardır belki. Evet. Olabilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Çantanı boşaltırken aynı inşaat firmasının ajandasını da gördüm desem. Bu da mı tesadüf? Erkan'ın şirketinde çalışıyorsun değil mi Nurşah? Evet. Peki bana niye söylemedin?
Söyleseydim izin vermeyecektin çünkü bunu. Evet, izin vermeyecektim. Çünkü bu yaptığın çok tehlikeli, farkında mısın? Dikkatli davranıyorum. Adam beni daha önce hiç görmedi zaten. Kim olduğumu bile bilmiyor. Sence böyle bir riske gerek var mıydı? Belki bir evrak bulurum. Savunmamızı iyi gösterecek bir belge bulurum diye düşündüm. Uşağa bence gerek yoktu. Ya başına bir şey gelse? Hı? Adam beni tanımıyor diyorum sana. Daha önce beni hiç görmedi diyorum. Ayrıca kendi ismimi bile kullanmıyorum. Bırak en azından deneyeyim. Engel olma buna ne olur. Bizim için yapıyorum bunu. Peki, madem bir işe kalkıştın, o zaman tek başına olmaz. Ben de yanında olacağım. Ne? Nasıl yani? Eğer ofise falan geleceksen, her şeyi mahvedersin. Ben ofise gelmeyeceğim. Erkan'ın ofisten çıkmasını sağlayacağım. Nasıl yani? Şöyle. Erkan'ı arayıp dışarıda buluşmak için ikna etmeye çalışacağım. Yani gelmem falan derse dediğim gibi yolunu bulacağım. Yani kısacası Erkan'ı ofisten uzaklaştıracağım. Böylece ben de rahat rahat ofiste belge arayabileceğim. Aynen öyle. Yalnız bu zamanı planlamamız lazım. Ofiste çalışan bir kadın var. Her gün aynı saatte dışarı çıkıyor banka işlerini falan halletmek için. O çıktığı zaman ben de seni arayacağım o zaman. Peki başka çalışan yok mu ofiste? İsmail Bey var ama o da odasına kapandığı zaman bir daha çıkmıyor. Onu kollarım, o odasına kapandığı zaman Erkan Bey'in odasına fırlarım. Güzel. Bence planımız fena değil, değil mi? Alo, Erkan odasına girdim, başlıyorum. Elini çabuk tutman lazım çünkü muhtemelen ofise geliyordur. Şimdi kalk Erkan yanımdan. Tamam, ben hızlı olmaya çalışırım. Bu arada buralarda bir para giriş çıkışlarının olduğu bir kasa defteri olması lazım. Onu arayacağım. Ne diyeceğim Nurşah? Telefon açık alsın. O neden? Ya sesini duymak istiyorum. İyi olup olmayacağından emin olmam lazım. Tamam, merak etme. Tamam. Ben de her ihtimale karşı yanına geliyorum şimdi. Yani olur ya bir aksilik falan çıkar. Tamam, zaten çok yakın bir yerde buluşmuştuk. Derdin ne senin? Söyle. Ya nereye gittiğini sanıyorsun ya? Bırakır mısınız kolumu? Kaçabileceğini mi zannettin ha? Düşündüğünüz gibi değil. Lütfen bırakın kolumu. Bak bunun hesabını vereceksin. Hadi. Artık gidelim buradan. Sen, Avukat Bey ne işin var senin burada? Ceylan ne oluyor burada? Size tam olarak ne anlattılar bilmiyorum ama gerçek olmayan şeyler olduğuna eminim. İnanın hiçbir şey bildiğiniz gibi değil. Afife Hanım en başından beri Nihan'la olan ilişkimizi istemedi. Evliliğimize karşı çıktı. Yani ağzımda kuş tutsam bile yaranamadım. Hiçbir zaman beni Nihan'a layık görmedi. O her zaman kendi penceresinden baktı olaylara. Biz Nihan'la birbirimizi çok seviyorduk biliyor musun? İlk görüşte aşktı bizimkisi. Zaten aşk evliliği yaşadık. Bazı hatalarım oldu evet. Öfkelendim. Kırıp döktüm. Sevgi her şeyi düzeltir dedim. Ama biliyor musunuz ben öfkelendiğimde hemen kırmızı alana geçiyorum. Yani öfke kontrolümü
sağlayamıyorum. Ama böyle dedim diye yanlış anlamayın. Asla Nihan'a kötü bir şey yapmadım. Asla şiddet uygulamadım. Her zaman sınırımı bildim. İstemeden çok üzüldüm yani. Çok kırdım. Sonunda tedavi olmam gerektiğini düşündüm ve tedavi oldum. Kendi isteğimle. Ama her şey için çok geç olmuştu. Nihan'ı kaybetmiştim. Ben Afife Hanım'ın bildiği o eski Tarık değilim artık. Kırıp döken, yok eden, kötü adam değilim. İkinci kez evlendim biliyor musun? Çok tatlı bir kız çocuğum oldu. Mutlu, mesut. Çok güzel bir şekilde yaşıyoruz çok şükür. Nihan'ı hala çok özlüyorum. Çünkü o benim ilk aşkımdı. Ama beni bırakmakta sonuna kadar haklı. Yerden göğe kadar haklı. Çünkü ben hatalar yaptım. Hamile kaldığında çocuğumuzun ismini bile düşünmüştük biliyor musun? Adı Umut olacaktı. Kız olsa da erkek olsa da Umut olacaktı. O bizim hayata yeniden başlama umudumuz olacaktı. Ceylan sizin odanızı karıştırıyordu. Demek ofisime ajan soktun ha? Bu kez çok ileri gittin sen. Bu yaptığın suç biliyorsun değil mi avukat? Asıl sizin yaptığınız suç. İftira attınız bize. Ama eninde sonunda aksini kanıtlayacağız. Ceza aldığınızda bunu ispatlamanız zor olacak. Çünkü ikiniz de içeri tıktıracağım. Hele seni küçük hanım. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bu yaptığına bin pişman ol. Senin elini kırarım. Arkan Bey. Bunun hesabını vereceksiniz. Hatalarım oldu. Kabul ediyorum. İnkar etmiyorum. Ama Allah aşkına siz söyleyin ya. Bir insana evladın öldü nasıl söylenir ya? Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Ben onun babasıyım. Ben yıllarca evladımı göremedim ya. Bu Nihan'a da, Ali'ye de, bana da yapılan çok büyük bir haksızlık. Ne işin var burada sen? Sana git dedik. Neden hala buradasın? Tarık Bey sadece benimle... Sana son kez söylüyorum. Gerkenlik çıkarmadan... ...efendi efendi git buradan. Şimdi. Kötü bir niyeti yoktu, inan bana. Sadece benimle konuşmak istediğini söyledi, hepsi bu. Ne olursa olsun o Ali'nin öz babası. Geçmişte yaşananlardan ötürü de çok üzgün. Doktor Ali'nin taburcu olabileceğini söyledi. Öfke sorununu yenmek için tedavi olmuş. Evlenmiş, bir çocuğu daha var. Ali seni soruyor. Ali'nin ona ihtiyacı yok. Ne
Ayhan abimin Erkan'la görüşmesi nasıl geçti acaba ya? Dileyelim ki iyi geçmiş olsun. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Bu çıkış yolu da olmazsa baronun açtığı soruşturmanın varacağı yer pek de hayırlı gibi gözükmüyor. Yani vardır belki bir çıkış. Hem umutsuz olmak için çok erken daha. Gerçek mutlaka ortaya çıkar. Kardeşin arıyor, açsana. Gerildim. Niye? Bir şey mi oldu? Dün kontrol için bir test yaptırmıştı. Onun sonuçlarını alacaktı. Ondan arıyor büyük ihtimal. Yaş hadi öğren. Allah'ım lütfen güzel haberler. Alo? Ne oldu canım, aldın mı sonuçları? Çok şükür. Ablacığım çok sevindim. Tamam. Tamam, ben tutmayayım, sonra konuşuruz yine. Bu yüzden telefon durmadan elindeydi. Kırıldım ama. Hani kankalar iyi günde kötü günde hep her şeyini paylaşırdı. Her şey üst üste geldi Fatih. Yani tonla endişemiz varken bir de bunu eklemek istemedim sana. Orhun Bey'in üstlendiği ameliyattan sonra bir tedaviye başladık. İşte günlük rutin kontrolleri. Çok şükür iyi geldi. Olsun. Bir daha böyle bir şey olursa anlat bana, olur mu? Tek başına üstlenme bu yükü. Tamam. Aa, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Fikret Bey, taburcu olmuşsunuz. Evet. Keşke bize de haber verseydiniz. Gelirdik hastaneye. Sürpriz yapmak istedik. Arkadaşlardan size taze balık getirdim. Afiyetle yersiniz. Zahmet etmeseydiniz. Alayım ben bunları. Teşekkürler, sağ olun. Nurşah'la Kenan neredeler? Dışarı çıktılar, daha dönmediler. Gelirler birazdan. Siz ayakta kalmayın, buyurun oturun. Tehdit ediyor bir de, adi şerefsiz. Uşa, sen iyi misin? İyiyim. Sadece korktum birazcık. Bak, korkulacak hiçbir şey yok. Geçti artık. Hem ben yanındayım. Ayrıca korkacak biri varsa o da o herif. Biz niye korkalım ki? Hala alamadım, atamadım o hıncımı zaten. Şerefsiz herif. Nasıl, sen iyi misin? İyiyim. İyiyim, bir şey mi var? Gerçekten çok üzgünüm. Bunların hepsi benim suçum. Durumları düzelteyim derken her şeyi daha da beter hale getirdim. Uşa, tamam, yüklenme artık kendine. En azından bir tane olsun bir şey bulabilseydim, bir delil bulsaydım. Ne bileyim, savunmada iyi gözükecek bir tane evrak bulsaydım bari. Gerçekten beceriksizin tekiyim ben. Hayır, sen beceriksiz falan değilsin. Biz elimizden geleni yaptık. Ayrıca senin gözün çok karaydı. Ben ilk defa seni böyle gördüm. Vallahi şaşırttın bak beni. Yani arkamda sen olduğunu bilince daha rahat ediyorum diyelim. Ben senin her zaman arkandayım. Ama sen yine de bu maceralara çok atılma. Olur mu? Nasıl çıkacağız biz bu durumun içinden? Yani annem başımıza öyle bir çorap ördü ki çözemiyoruz bir türlü. Biz galiba bu savaşı kaybedeceğiz. Hayır Nur, şöyle bir şey olmayacak. Asıl yenilgiyi kabul edersen kaybetmiş olursun. Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Gerisi de Allah kerim. Anlaştık mı? Hadi bakalım avukat hanım.
yapmamız gereken bir savunmamız var. On sekiz. C. 19. B. 20. A. Aferin sana. Hepsini doğru yaptın Cimcime. 20'de 20. Abimle Nurşah yenge için çok güzel bir sürpriz planlıyorum. Hem çok yoruldular hem de çok yıprandılar. Moral takviyesi şart değil mi? Şu ofiste çöken kasvetli havayı bir dağıtalım artık. Ne yapacağız peki? Onu anlamadım. Onlara öyle mükellef bir sofra hazırlayacağım ki tam kraliyet ailesine layık. Balık mı pişireceksin? Sadece balık değil tabii. Envai çeşit meze, salata, meyve tabağı, tahin helvası, daha neler neler. Şimdiden karnım guruldadı. Nerede kaldı bu ya? Efendim hoş geldiniz. Buyursunlar. Ay çok naziksiniz, teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Nasılsınız efendim? Afiyettesinizdir inşallah. Ay iyiyim, sağ olun. Ya Raşit Beyciğim, ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Sizin kadar beyefendi, sizin kadar centilmen bir bey. Nasıl olur da Afet Hanım gibi kaba saba bir kadınla birlikte olur, hiç anlamıyorum. Eyvallah, sağ olun. Teveccühünüz. Aslında Afet'im de çok iyi bir insandır. Yufka yüreklidir, naziktir. Ama işte bazı yanlış anlaşmalar olayları bu noktaya kadar getirdi. İşte ben de bunu düzeltmek için sizinle buluşup konuşmak istedim yani. Şey diyorum, acaba siz şikayetinizi geri alsanız olmaz mı? Ay ne münasebet. Ya bir anlık öfke patlaması yüzünden böyle oldu. Bir görseniz. Afetimle çok, çok üzgün. Olayların daha kötüye gitmesi hiçbirimiz için iyi olmaz. Öyle değil mi yani? Ne olur, hatırım için. Ay sizin hatırınız için bir kez daha kararımı gözden geçirebilirim belki. Muhalle Hanımcığım, siz çok asil bir hanımefendisiniz. Hem affetmek iyiliğin şanındandır. Öyle değil mi? Siz de... Şöyle güzel bir şanınıza yakışır bir hareket yapsanız mı acaba? Peki madem öyle olsun. Yalnız bir şartım var.
Tamam, bütün şartları kabul ediyorum da nedir acaba şartınız? İyice dinlen Aliço. Hiçbir şey düşünme, kafana da takma. Tamam mı? Sevdiğin kekten yapmamı ister misin? Tamam o zaman. Güzelce uyu şimdi. Ben mutfakta olacağım. Kek hazır olduğunda sana getiririm. Hira abla. Kötü bir baba çocuğu hasta olunca hastaneye gelir mi? Biz hastaneden çıkarken gördüm de onu. Belki de kötü biri değildir. Onu görmek istiyorsun değil mi? Kardeşim de varmış benim. Sence ona benziyor mudur? Bilmem ki. Genelde kardeşler birbirlerine benzerler ama. O da beni merak eder mi sence? Etmez olur mu hiç? Tabii ki merak eder. Ama hiç göremeyeceğim galiba. Gir. Şey mi oldu? Ali. Babasıyla kardeşini tanımak istiyor. Olmaz. O adam asla bunu hak etmiyor. Ali babasını tanımayı istiyor. Biraz olsun onun tarafından bakmaya çalış lütfen. Bakmadığımı nereden biliyorsun? Çünkü empati yaparak baksaydım bu kadar kesin bir çizgi çekmezdim. Ali'ye babalık yapacak dünyadaki en son insan o. Bahsettiğin kişi ne olursa olsun Ali'nin öz ve öz babası. Üstelik varlığı ondan saklanmış. Ve biz şimdi babasını tanıma fırsatı bile vermiyoruz. Bana hiç doğru gelmiyor. Bu olayı daha fazla uzatmayayım. Bana kızma lütfen ama sen de annenin bir zamanlar sana yaptığı gibi davranıyorsun. Dediğim gibi hatalarım oldu, inkar etmiyorum.
Ama Allah aşkına siz söyleyin ya. Bir insana evladını öldü nasıl söylenir ya? Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Ben onun babasıyım. Ben yıllarca evladımı göremedim ya. Bu Nihan'a da Ali'ye de bana da yapılan çok büyük bir haksızlık. Sana ailemden uzak durmanı söylemedim. Sizin ailenizle işim yok benim. Oğlum için buradayım. Zorbalıkların yüzünden de oğlumu bırakmayacağım. Zorba mı? Sen kime zorba diyorsun? Zoruna mı gitti Orhun Demirhanlı? Yaptığının adı bu. O adam benim babam mı? Kötü biri mi? Onun için mi istemiyorsunuz onu? Her şey senin iyiliğin içindi. Bundan sonra da böyle olacak. Onu bir daha göremeyecek miyim? O bir daha gelmeyecek mi o zaman? Hayır, gelmeyecek. Ah ulan Afet, yaktın beni be. Lan ciğerini sök desen daha iyi be. Ah muhalla. Ama el mahkum işte. Yapmak zorundayım. Başka yolu yok. Ne lan bu? Ulan sağlam bacağı da sakatlayacaktım be. Allah, nedir lan bu benim çektiğim? Nedir lan bu benim çektiğim? Nedir lan? Tabaklar, bardaklar tamam. Suyu da getirdim. Salatayla mezeler de hazır. Bir tek balık kaldı. Pişti mi balıklar? Pişti, pişti. Birinci parti hazır, devamı tavada. Yalnız erken mi yaptık acaba? Bizimkiler nerede? Bir arayayım Nurşah ablayı. Bir ara bakalım. Demeye kalmadan geldiler. Sevim. Hoş geldiniz. Savunma nasıl geçti? Güzel haberlerle geldik değil mi olur? Yani ifademizi verdik. Bakalım daha herhangi bir sonuç yok. Çocuklar bu koku ne yoksa siz balık falan mı pişirdiniz? Vallahi bak çok açız. Çok güzel olur. Fikret abi taze balık getirdi bugün. Fikret abi çıktı mı hastaneden? Evet, sürpriz yapmak istemiş. Haber vermedi. Ya olmaz ki öyle. Keşke onlar da olsaydı. İşleri varmış. Hadi herkes sofraya. Hepsini Fatih abimle birlikte yaptık baba. Öyle mi? Prensesim benim. O zaman senin de ellerine sağlık. O zaman yemekten önce gel bakalım biz ellerimizi yıkayalım. Geç bakalım. Fatih, bu yanık kokusu ne? Eyvah, ocakta unuttum balıkları. Afife Hanım. Nasıl oldunuz? Dinlenebildiniz mi biraz? İyiyim, sağ ol. Ben de sizinle bir şey konuşmak istiyordum aslında da başınıza bu kadar dert varken rahatsız etmek istemedim. Yani bunu size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum aslında. Yine sinirleriniz bozulacak Afife Hanım. Söyle, ne oldu?
Hira. Ali'nin babasıyla görüşmesi için Orhun'u ısrar etti. Odanın önünden geçiyordum. Orhun'un sesi yükselince duymuş oldum ben de. Orhun ne kadar hayır dese de Hira ısrar etmeye devam etti. Yani Afife Hanım, gerçekten anlayamıyorum. Geçmişte yaşanan bir sürü olay var, Nihan var. Sizin hassasiyetiniz ortada. Neden bu kadar ısrar? Kek çok güzel koktu. Siz de bir dilim alın lütfen. Ben hepimiz için yaptım. Yok, önce Ali yesin sonra biz yeriz. Peki. Çıkın dışarı. Ali'nin o adamla görüşmesi için Orhun'u ikna etmeye çalıştığından haberim var. Hadsizliklerine bir yenisini daha ekledin. Doğrusu hiç şaşırmadım. Ama buna asla müsaade etmeyeceğim. Ay, çok pardon. Özel bir şey konuşuyorsunuz. Galiba çıkayım ben. Kalabilirsin. Aile içi bir mesele. Bu konunun artık bir daha açılmamak üzere kapandığını umuyorum. Maalesef. Ali bu haldeyken kapanamaz. Siz bugüne kadar hep çocuklarınız için doğru bildiğinizi yaptınız Afife Hanım. Onun için beni en iyi siz anlarsınız. Ben de Ali için doğru bildiğimi yapıyorum. Müsaadenizle. Takma atlar, gizli evrak aramalar, operasyonlar. Vay be, siz bayağı görevimiz tehlike çekmişsiniz ya bensiz. Yok muydu bana göre de bir rol? Söylemediniz. Hele sen? Hani birbirimizden bir şey saklamıyorduk? Bana niye söylemedin? Nurşah abla söz verdiydi kimseye söylememem için. Ondan diyemedim. Kırıldım ama. Üzüldüm de. Ama yalan yok. Gururlandım da. Nasıl yani? Ağzım bayağı sıkıymış. Sırdaşlıkta bir dünya markasısın Yusuf. Günün sonunda bunca maceraya boş boşuna giriştik. Yani bizim suçsuz olduğumuzu kanıtlayacak bir tane bile evrak bulamadık. Olsun. Aslan gibi savunmanızı yaptınız ya. Kanıtın olmadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor Fatih. Tamam, bakın enseyi karartmak yok. Yani güzel bir akşam yemeği yedik. Ellerinize sağlık. Bunlardan bahsetmeyelim artık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu arada çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yani Fatih balığı biraz yakmış gerçi ama yine de çok lezzetliydi. O balıkların tazeliğindendir Kenan abi. Hı. Balık taze olduğu için güzel yani. Kimin pişirdiğinin bir önemi yok. Kendi kendine pişiyor öyle mi? Nurşu abla, sen söylesene. Elimin lezzeti yok mu? Hı, yani. Vay be. Alemden kör olmuş ha. Bir daha size balık yapan ne olsun? Thank you.
Ali nasıl? İştahsız biraz. Sevdiği kekten yaptım ama yemedi. Neden? Üzgün çünkü. Babanı mı görmek istiyorsun diye sordum bu sabah. Evet diyemedi. Ama kardeşini merak ettiğini söyledi. Onu da doğrudan söyleyemiyor. Ama aslında onları görmek istiyor. Sabah hastaneden çıkarken göz göze geldiler babasıyla. Tarık Bey gitmemiş. Sessizce bir köşede beklemiş çıkmamızı. Ali de orada olduğunu fark etti. Hissetti belki de. Sessizce, hiç gözlerini çekmeden babasına baktı. Bana kızma lütfen ama sen de annenin bir zamanlar sana yaptığı gibi davranıyorsun. Babanı mı görmek istiyorsun diye sordum bu sabah. Evet diyemedi. Ama kardeşini merak ettiğini söyledi. Onu da doğrudan söyleyemiyor. Ama aslında onları görmek istiyor. Ali'ciğim. Sen kardeşini mi çizdin? Çok güzel olmuş.
biliyorum sen şimdi diyorsun bu adam bunca yıl sonra nereden çıktı diye. Bunca zaman niye gelmedi diye. Ama yaşadığını bilmiyordum. Yoksa gelmez miydim? Eğer yaşadığını bilseydim her zaman yanında olurdum. Hiçbir zaman bırakmazdım seni. Ben Kanada'da yaşıyorum. Sen Kanada'yı biliyor musun? Benim orada bir ailem var. Bir eşim. Bir de tatlı bir kızım. Yani senin tatlı bir kız kardeşin var. Sana çok benziyor biliyor musun? İsmini görmek ister misin? Evet, tavşan kanı çaylar. Buyurun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol Fatih'ciğim. Günün kahramanlarına çay servisi yapmaktan gurur duyarım. Abartmayalım. Bir şey başaramayan kahraman mı olur Fatih? Sonuca değil, sürece odaklanalım bence. Fatih'e katılıyorum. Yani sonuç çok iyi olmayabilir ama hala yapacak şeylerimiz var. Öyle değil mi? Bakalım. Bir yol bulmaya çalışıyoruz. Barodan arkadaşım Reha arıyor. Efendim. Anladım. Anladım. Görüşürüz. Ne oldu abi? Ne diyor? Barodan atılmışız. Nasıl ya? Atıldık mı? Ali'ye rağmen yapıyorlar üstelik hem de bunu. Hayatım bir dakika kapı çaldı. Ben seni ararım olur mu? Sadece 5 dakikanız var. Ne 5 dakikası? Gel Ali'ciğim.